Ben SDM'imden Serkan Duman. 10 yıla yakındır doğal binalar tasarlıyor ve inşa ediyoruz. Şimdi sizlere doğal yapı malzemelerinden kerpiçi anlatacağım. Kerpiç, ana maddesi toprak olan yapı malzemesidir. Türkiye'de en çok saman ve çamurun karıştırılmasıyla elde edilen tuğla şeklinde bilinir. Geleneksel olarak tuğlanın yanında sıkıştırma, yığma gibi biçimler de vardır. Özellikle Türkiye için kerpiç inşa tekniğinin ana vatanı diyebiliriz. Çünkü çatal höyük ve aşıklı höyük gibi tarih öncesi yerleşimler kerpiç evlerin ilk görüldüğü yerlerdir. Çünkü kerpiç bilinen en eski ve doğal yapı malzemelerinden biri. Üzerine bastığımız topraktan üretilir. Bugün beton binalar inşa edilirken dokunması bile tehlikeli birçok yapı malzemesi kullanılır. Nefes almayan ısı yalıtım sistemleri uygulanır. Oysa kerpiç hem ısı yalıtımı çok kuvvetli hem de nefes alan bir malzemedir. Ortamın nemini dengeler ve havayı temizler. Eskilerin de dediği gibi kerpiç yapılar yazın serin, kışın sıcaktır. Bununla birlikte doğal bir malzeme olduğundan betonun bugün yol açtığı çevre felaketinin durdurulması adına önemli bir araç olacaktır. Güneş enerjisi ve doğal ısıtma, soğutma araçlarıyla birleştiğinde enerji anlamında da büyük tasarruf sağlar. Günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde kerpiç çok kullanılmaya başlanmış ve tercih edilen bir malzeme haline gelmiştir. Bugün kerpiç üretimi hem geleneksel hem de modern tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kerpiçin bir yapı malzemesi olarak kullanımı kolaylaşmıştır. Bin yıllardır ayakta duran kerpiç yapılar bulunmaktadır. Deprem anında önemli olan malzeme değil, doğru teknik kullanılmış olmasıdır. Doğru inşa edilmemiş bina ne ile inşa edilmiş olursa olsun sağlam değildir. Kerpiç bir yapıyı inşa ederken de teknikler doğru kullanılmalıdır. Ayrıca kerpiçin suya dayanıklı olmadığı gibi yaygın bir görüş vardır. Tıpkı depremsellik gibi bu da tamamen doğru teknik ve tasarımı kullanmakla ilgili bir durumdur. Şu an dünyada nemli, soğuk, kurak her coğrafyada kerpiç üretilmektedir. Kerpiç inşaatında malzeme ucuz, işçilik pahalıdır. Ayrıca inşa edilecek doğal yapıda ne kadar kerpiç kullanılacağı da önemlidir. Örneğin ahşap yoğun kerpiç bir yapının masrafı daha yüksektir. Üstelik bugün organik yiyeceklerin daha pahalı olması gibi doğal bir yapı da mantıken daha pahalı olmalıdır. Ancak doğru tasarım ve uygulamayla inşaat bütçesi optimum seviyeye çekilebilir. Kerpiç yapı malzemesi olarak getirdiği faydalarla her türde ve fonksiyonda binada uygulanabilir. Bu yapının belli kısımlarında da tamamında da olabilir. Toprağın psikolojik sıcaklığı, görselliği, doğallığı ve ısı yalıtımı düşünüldüğünde çok uygun bir tercih olduğu görülecektir. Biz SDMİM olarak yıllardır doğal yapı üzerine çalışıyoruz. Bizimle irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz. Bir de doğal ve müstakil ev yaptırmak isteyenlere altı altın tavsiye videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Unutmayın, doğal yapı hem içinde yaşayacaklar hem de dünyanın geri kalanı için en doğru ve sağlıklı seçimdir.